kullanacak. Artık herkes ayakta. Sivas 4 Eylül stadında nefesler tutuldu. Arda vuruyor. Petkovic kurtarıyor. Arda vuruyor. Petkovic kurtarıyor. İlk penaltıyı Arda ile değerlendiremiyor Galatasaray. Aykut kalesinde Muhammed Ali topun gerisinde. Muhammed Ali vuruyor. Aykut da kurtardı. Aykut da kurtarıyor. Kaleciler ilk penaltılarda sahne alıyor, öne çıkıyor. Önce Petković, ardından Aykut. Arda'dan sonra Muhammed Ali de penaltıyı değerlendiremedi. Penaltıyı kullanacak. Hakan Balta, Petković kalede dikkatli, Hakan geliyor. Hakan Balta yerden vurdu. Eşitlik sonunda bozuluyor. Hakan Balta topu ağlara gönderdi. Top ve kaleci ayrı köşelerde, bir kez daha izleyelim. Kullanacak. Diallo geliyor. Diallo benzer bir penaltı vuruşu. Diallo da topu ağlara gönderdi. Hakan Balta'nın ardından Diallo da penaltıyı gole çeviriyor. Üçüncü penaltılar. Ümit Karan geliyor. Ümit Karan vurdu. Petković direkten dönüyor. Ümit Karan kaçırdı. Ümit Karan penaltıyı değerlendiremiyor. Üçüncü penaltıyı Balili kullanıyor. Sert vurdu. Topu ağlara gönderdi. Balili. Ve şimdi avantaj Sivas Spor'da. Bu penaltıyla Sivas Spor son iki penaltı vuruşlarına geçilirken avantajı eline geçiriyor. Penaltıları gole çevirdiler. Penaltı vuruşlarında dördüncü penaltılara girilirken 2-1'lik üstünlüğü var Sivas Spor'un ve Yaser topun gerisinde. Yaser geliyor. Yaser vurdu. Petković. Petković kurtarıyor. Petković kurtarıyor. Ve bu penaltının ardından çok büyük bir avantaj elde ediyor Sivas Spor. Sivas Spor müthiş bir avantaj elde ediyor. Tekrar tekrar izliyoruz. Yaser bu kez penaltıyı değerlendiremedi. Dört penaltı vuruşunda sadece Hakan Balta topu ağlara gönderebildi ve 2-1'lik üstünlüğü var Sivas Spor'un. Dördüncü penaltıyı Kamanan kullanacak. Kamanan topu ağlara gönderirse, bu penaltıyı gole çevirirse Sivas Spor yarı finalist olacak. Nefeslerin tutulduğu an Bünyamin Gezer işaretini verdi. Kamanan topu ağlara gidiyor. Sivas Spor yarı finalde. Sivas Spor yarı finalde. Sivas Spor penaltı vuruşları sonunda Galatasaray'ı geçmeyi başarıyor ve Fortis Türkiye Kupası'nda ilk yarı finali sunuyor. Kamanan son penaltıyı gole çevirdi. Penaltı vuruşlarında 3-1'lik üstünlük sağlıyor Sivas Spor ve Fortis Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist oluyor. Galatasaraylı futbolcularının gürültüsü bir yandan ekrana yansıyor. Diğer yanda Sivas Spor'da, futbolcularda, taraftarlarda müthiş bir coşku, müthiş bir sevinç. Sivas Spor bu zorlu mücadele.